Değerli arkadaşlar, hepinize günaydınlar. Yeni haftadan hepinize merhabalar. Bol kazançlı bir haftanız olsun. Piyasalara baktığımızda dünya piyasaları tarafı yatay sinyalde hafif negatiflik bir durum var. Asya'da özellikle Çin harici Asya piyasası yatay sinyalde pozitif vadeliler tarafı. Aynı şekilde Avrupa tarafına da baktığımızda vadeliler tarafına orası da hafif negatif bir durum var. Yani çok ciddi boyutta bir negatiflik şu anda yok. Küresel piyasalarda da sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Fed'in toplantısı var 2 gün sonra. Fed yine aynı şekilde sabit bırakması bekleniyor. Yani şu anda Fed'in faizleri düşüreceği vesaire beklenmiyor. O yüzden o taraf için ciddi boyutta hareketli bir piyasa şu an için beklentiler dahilinde değil. Yani Fed işte güvercin olacak mı söylemleri şu an için raftan kalkıyor. Bu 6. aydan sonra benim düşüncem ondan sonra başlayacaktır. Bizde de geçen hafta biliyorsunuz Merkez Bankası 250 bas puanlık bir faiz artışı yaptı. Bu faiz artışı da aslında zaten belliydi. Çünkü piyasada birçok analist 250 bas puan artış bekliyordu. Beklentiler çerçevesine geldiği için piyasalar tarafında çok ciddi boyutta olumsuz ve aşırı derecede olumlu seviyelerde etkilemedi. Çünkü bu beklentiler dahilindeydi. Sıkı para politikasının devam edeceği ile alakalı birkaç sinyal vermişti daha önceki aylarda merkez. Ve yine aynı şekilde Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de yine aynı şekilde şu an için bunun erken olacağını yani faiz indirimlerinin erken olacağı ile alakalı birkaç sinyal verdi. Ama bundan sonra daha da böyle bizim tarafta da sert bir görüntü gözükmüyor arkadaşlar. Yani maksimum bir 500 puan o da 250-250 veya 150-150-100 şeklinde veya artı bir 100 şeklinde 6. aya kadar böyle bir ilerleme olabilir. Yani sert bir söylem yoktu. Ama çok yumuşaktı bir durum. Gözlemlenmiyordu. Tabii ben ne zamandan sonra bekliyorum? 6. aydan sonra. Tabii bizim piyasalar her şeyi önceden fiyatlar. Aynı şekilde ABD tarafı da arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani faiz artırım sinyalleri gelmesine yakın piyasalar tarafında bu faizler düştüğünde etkilenecek varlıklar vardır. İşte piyasada para bollaşınca bu varlıklarda da yukarı yönlü hareketler gerçekleşir. Ama bunda işte arsasıdır, hissesidir vesaire vesaire bunun gibi varlıklarda arkadaşlar bu sinyallerin gelmesine yakın o zaman girmek lazım. Yani tamam düşürüyoruz bugün. Bugün değil daha öncesinde girmeniz lazım ki o çünkü bizim piyasalar her şeyi daha önceden fiyatlar. Buna da ekstra bir dikkat çekmek istiyorum. Yani o zamana yakında para piyasası fonlarında olanlar, işte tahvilde olanlar vesaire arkadaşlar. Yani faizli varlıklarda olanlar, sabit risksiz varlıklarda olanlar da buradan negatif etkilenecektir otomatik olarak. Yani onlar da bu sinyallerin gelmesine yakın riski varlıklara geçmesi onlar için daha mantıklı olacaktır. Bunun dışında bizim piyasalarla alakalı bir BIST endeksinde baktığımızda seviyesel anlamda sevgili arkadaşlar şöyle 4 saatlik grafiğimizi bir açalım. Yani arkadaşlar kısada destek noktamız 8160'lar. 8166 kapanış 4 saatlikte çift mum görmeden ben pozisyonlarımı kapatmayacağım. Bilginiz olsun. Yani burası benim için önemli bir destek noktası. Buranın altındaki kapanışlarda kısa vadeciler dikkatli olsun diye ekleyeyim. Uzun vade izleyenler ise piyasayı yani ana trend kırılımları izleyenler hatırlarsınız o büyük bir trend vardı. Onun kırılımını izleyenler ise arkadaşlar 7850'ler gelmeden pozisyonlarını kapatmasınlar. Yani ben orta uzuncuyum diye bir düşüncede olanlar arkadaşlar pozisyonlarını kapatmasınlar. Böyle haftalık 2 haftalık izleyenler ise 8160'lara dikkat etsinler. Buranın altı riskli bulunuyor. Ben sizlere tavsiyem %60 hisse senedi %40 nakitte bulunmanız. 8550 seviyeleri kırıldıktan sonra da sevgili arkadaşlar %80'lere kadar nakitinizi hisse senedine çevirebilirsiniz. Yani %80 hisse %20 nakit şeklinde ilerleyebilirsiniz. Her yükselişte de sevgili arkadaşlar bu maksimum %20'sel yükselişlerde de %10 şeklinde kar realizasyonları da yapabilirsiniz. Şu an için risk var mı? Hayır için. Şu an için bir risk yok sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz en son F-16'larla alakalı bir haberin gelmesi de bizim için pozitif. Yani şu anda piyasada bizim için negatif bir tablo aslında gözükmüyor. Ha, bu ama biliyorsunuz burası Türkiye arkadaşlar. Yani yarın ne olacağı belli olmaz. Bir bakmışsınız bir yer bir yere roket atmış. Biz etkileniyoruz. Biz doğrudan müdahale etmediğimiz durumlarda arkadaşlar yaşanılabilecek olayların etkisi 1-2 hafta maksimum. Yani işte Filistin olayında da aynı şekilde oldu. İşte her olayda Rusya olayında da bunu gördük. Maksimum 2 hafta etkiliyor piyasaları. Ondan sonra piyasalar normale dönüyor. Şayet biz birebir müdahale edersek burada durum tabii ki farklılaşır. Onun da altını çizin. Bu seviyelere riayet edin. Gerisi arkadaşlar
çok fazla önemli değil. Şayet dediğim gibi bu seviyelerde kırılmadığı sürece ne olacak? Hedefimiz mecburen zirve 8550'ler arkadaşlar olacak. Yani benim söylemlerim şu: 8550 kırıldıktan sonra bir 11.000 hareketine kadar ben malımı o ara bantta da kolay kolay satmayı düşünmüyorum. Ama bizim piyasamız genelde şöyledir. Bakın artık baka baka insan çözüyor. Gelir arkadaşlar 8500'ü test eder. Bir iki gün geriye çekilir. Ardından 8500'den 9000 hareketi yapar. Ve oradan sonra tekrar 8000'e iner genelde. Rallyler böyle olur. 8000'den herkesin malını alırlar arkadaşlar. Sert terse kaldık diye millet satar. 8000'den de alırlar tekrar 12-13 binlere kadar rally piyasası yaparlar. Geçmişte zaten bunu yaşadık. Hangi dönemde yaşadık sevgili arkadaşlar? 19 Aralık 2022 ile arkadaşlar 24 Mayıs 2023 arasındaki o düşüşten sonra endeksimiz 4500'lerden 8500'lere kadar hareket yaptı. Ve bu görselin benzeri de biz aynı şekilde 14 Eylül 2023, şu anda 12 Ocak 2024 hareketinde görüyoruz. 2024 işte 5 Ocak'lı arkadaşlar 10 Ocak arasında da aynı o bir öncekindeki gibi bir kırılım var. Yani bunun bu görselin hedefi de yine aynı şekilde 11-12 binler olabilir. Ama yine de tabii bu olabilir, bu olabilir diyoruz ama buradaki seviyelere riayet etmek de gerekiyor. Yani bu destek noktalarında riayet etmek gerekiyor. Ama enflasyon dizginlenemiyor arkadaşlar. Kontrol altına alınamıyor, dolar tutulamıyor. Mecburen de bu politikalarla bu borsa mecburen sevgili arkadaşlar yükselmek durumunda kalacak diye de eklemek istiyorum. Yine aynı şekilde para giriş çıkışlarına da baktığımızda geçen hafta yine para girişiyle kapattık sevgili arkadaşlar. Hatta rakamlarına kadar söyleyeyim. Evet, şöyle. Geçen haftayı tek söyleyeceğim arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Evet, ayın 22'sinden ayın 26'sını bakalım. Ne kadar para girişi olmuş. İlk 5 kurumu söyleyeyim ve hatta para girişi olan hisseleri de söyleyelim ki daha güzel olur öyle. Aklımızda kalır. Evet, 5 kurum. Geçen haftayı açıyorum. Ayın 22'si ile ayın 26'sı arasını. Evet arkadaşlar, geçen hafta tüm senetlere 1 milyar para girişi. BIST 30'a 260 milyon, BIST 50'ye 381 milyon, BIST 100'e 672 milyon para girişi olmuş arkadaşlar. Yani asıl büyük para BIST 50 dışındaki hisselere girmiş. Yani ana kağıtlar dışındaki hisselere geçen hafta. Bilginiz olsun, geçen hafta ilk 5 kurum bu şekilde. En çok ilk 5 kurum dedim, yani en büyük kurumlardan para girişi. Bir de tüm kurumları söyleyeceğim. Emlak konuta en çok para girmiş. Tüpraş'a, Türk Telekom'a, Petkim'e, Binho'ya, Sasa'ya, Kozal'a, Kardemide'ye, Mikros'a, Akfen, Şok Market, Engay, Sahol, bunlara girmiş sevgili arkadaşlar. Bir de 99 kurum yapalım şuradan. Tüm kurumları alalım. Geçen hafta. Tüm kurumlarda da sevgili arkadaşlar geçen hafta. Tüm senetleri 635 milyon, BIST 30'a 193 milyon, BIST 50'ye 270 milyon, BIST 100'e de 432 milyon para girişi olduğu gözlemleniyor. Tüm kurumlarda da en çok para girişi olan emlak konut, Petkim, Tüpraş, Türk Telekom, Şok Market, Binho, Engay, Kozal, Sasa, Pegasus, Migros, Akfen, Kardemir'de, Sahol, Froto şeklinde gidiyor sevgili arkadaşlar. Evet, dediğim gibi bu seviyelere dikkat edin. Şu anda süper trende baktığımızda, indikatörlerime baktığımda, farklı farklı indikatörlere baktığımızda şu anda bir sat sinyali yok. Ama bizim piyasada her şey olabilir. Söylediğim teknik seviyelere lütfen dikkat edin, onları da not alın. Ha, bu arada arkadaşlar Instagram'dan isteyen arkadaşlar da takip edebilir. Ve bir de haftalık listemizi de söyleyeyim. Ondan sonra kapatacağım. Çok vaktinizi almayayım. Belki bir dolar analizi de yaparız. Yani analiz yapmaya gerek yok. Bankalar Birliği Başkanı 40 lira olacak dedi. Yani bunun analizi yapmaya gerek yok. Dolar da yön yukarı. Evet. Haftalık listemizde TAV Havalimanları var. Ford Otto var. Sahol veya Koçol. Artık ikisi de güzel arkadaşlar. Hangisi ne bakarsanız. Kardemir'de Yunso, Ülker, Şok Market, Türksel veya Türk Telekom. Yani o sektörde bulunan hisseler kısacası. Yani telekomünikasyon Türkselse, Türksel ise Türk Telekom'da zaten güzel oluyor. Polo, Aksigorta, Logo, CV Enerji veya Miatek. Arkadaşlar bakın, bunlardan yan kağıtlar. Şu logodan sonra CV Enerji ve Miatek, Yunsa, Birleşim, Rubenis, Reader, Hatsan, Borlase Otomobil, Marbeyle, yani Turunç Madencilik ve Demir Grup Gıda arkadaşlar. Yani Simit Sarayı dediğimiz hisselerin teknikleri de güzel olduğunu gördük arkadaşlar. Yani teknik güzel hisseleri paylaşıyorum. Sizler de bir kontrol edersiniz. Artık hoşunuza giderse, dediğim gibi ben zorla kimseye alın veya satın asla demem. Demiyorum da. Demeyeceğim de hiçbir zaman. Yani kendi ekibim var. Onlarla hazırlıyorum bunu. Eğitimdeki öğrencilerimle. Güzel gördüklerimizde biz takip ediyoruz. Yani o hafta boyunca o güzel gördüklerimizi takip ediyoruz. Yani yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Tekniği güzel diye bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarım sizin için de güzel bir hafta olur. Hepinize şimdiden bol bol kazançlı bir hafta diliyorum.
Başka da söyleyecek bir şey yok. Açıklama kısmına arkadaşlar Telegram grup linkimizi koyacağım. Instagram sayfamı da koyacağım. İsteyenler beni oradan takip edebilir. Hepinize teşekkürler. Bol bol kazançlı bir haftanız olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Ha, doları söyleyecektim. Çok unuttum. Şu an hemen bir bakalım. Açıyorum. Evet, şu an 30-34. Trend hala yukarı arkadaşlar. Hani günlükte 29.80 altına dönmediği sürece sat sinyali de yok yani. Hala al sinyalinde. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler dilerim.